Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben çok iyiyim çünkü en sonuncu yüklediğim video 20. hafta sonu kür bitti videom. Tam 8.8 bin görüntülenme aldı. 150'den daha fazla abone geldi. 170-180 küsür abone geldi. Ve bu beni çok aşırı memnun etti. Beni destekleyen arkadaşlarım, desteklemeyen arkadaşlarım da hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar videonun da başlığından anlayacağınız üzere Konglar'dan, Emin Çapan'dan ve Buğra Keskin'den 3 aylık uzaktan eğitim satın aldım arkadaşlar. Ve bunu neden aldım ve bu süreçten memnun muyum değil miyim sizlere birazcık bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle her gün ne yesem diye düşünmekten bıktım ve sürekli nasıl bir antrenman programı uygulasam diye düşünmekten de gerçekten çok sıkılmıştım. Ve bu kararı verdim. Hani hep derler ya uzaktan eğitim almayın saçmalık falan. Bizim lafımıza inanmayıp lavuk gitti uzaktan eğitim aldı falan diye işte hep aynı hareketleri yapıyoruz zaten falan. Arkadaşlar ben bunlara inanmıyorum. Sonuçta bu adamlar bizden daha fazla farklı bir şeyleri yapıyorlar ki ve daha disiplinliler ki bu seviyedeler yani. Sonuçta benden de uzaktan eğitim satın alan öğrencilerim var. Ve bu insanlar benden sadece program satın almıyorlar. Aynı zamanda benim bilgimi de satın almış oluyorlar. Ve ben de düşündüm bunlar bizden neyi farklı yapabilir yani neyi daha farklı yapabilir diye. Ben de bu yola bir baş koydum ve gerçekten bu süreçten aşırı memnunum. İyi ki de onları tercih etmişim diye düşünüyorum. Bunu sırf video çekiyorum diye değil. Çünkü ben Buğra Hoca'yla da konuştum. Dedim YouTube videosu çekeceğim hocam. Çekiyorum yani en son videomda 8.8 bin görüntülenme aldı. Sizden de bahsedeceğim. Konglar'dan uzaktan eğitim satın aldığımı söyleyeceğim. O da bana iyi dileklerini sundu. Mehmetciğim bu yolda dedi inşallah işin gücün rast gider dedi. Emeklerinin karşılığını alırsın dedi. Bizden de bahsetmenden sevinirim. Böyle bir video çek, programdan memnun musun değil misin? İnsanlara bunu yansıt dedi. Aktar dedi. Dürüst bir şekilde dedi. Yalnız senden dedi. Bir şey rica ediyorum dedi. Burada Buğra Hoca'ya YouTube videomun olduğundan bahsettim ve 8000 görüntülenme aldığımdan bahsettim. Ve dedim yeni videomda da Konglar'dan online eğitim aldım ile alakalı bir video çekeceğim hocam. Güzel bir başlık atmayı düşünüyorum dedim. Ben ne kadar iyi gelişirsem kanalımda o kadar hızlı büyür. O yüzden sizi tercih ettim hocam dedim. O da o süpermiş hadi bakalım bol bol izlenir inşallah Mehmet dedi. Bayağı zor iş ama çok emek gerekiyor. Beslenmeni artırdım zaten çok daha iyi bir fiziğe sahip oluyorsun zaten dedi. Burada özellikle kür yapmadığını belirtirsen sevinirim. Yani en azından bizim online eğitimimizde bunu yapmadığımızı söylersen sevinirim dedi. Ben de hocam merak etmeyin aklımda o var zaten. Hiçbir şekilde kür ile alakalı danışmanlığımı yapmadığınıza sizin sadece beslenme kısmıyla ilgilendiğinizi özellikle belirteceğim dedim. O da bana kendisi ses kaydı attı. Dinleyelim arkadaşlar. Tamamdır Mehmetciğim. Bizden bahsetmen mutlu etti tabii ki bizi. Antrenman ve beslenme konusunda destek aldığını zaten söylersin. Nasıl bir yol izlediğimizi, programın nasıl geçtiğini, ne kadar memnun musun, değil misin? Bunlardan da bahsedersin. Bizim için de çok güzel olur. Çıktığım bu yolda başarılar dilerim. Biz de uzun süre önce YouTube'a bir adım atmıştık. Şu an çok güzel yerlere geldi. Senin de güzel şeyler başaracağının şüphem yok. Arkadaşlar bu konunun altını çiziyorum. Konglar yani Emin Hoca ve Buğra Hoca bana kesinlikle anabolik destek vermiyorlar. Bu konu hakkında hiçbir bilgi bile paylaşmıyorlar benimle. Bu konuyla ilgilenmediklerini söylediler. Sadece antrenman ve beslenme programına ilgilenebiliriz Mehmetciğim. Kabul ediyorsan da bu şekilde çalışalım dediler. Ben de tamam hocam benim için zaten önemli olan buydu. Çünkü anabolik kısımda başka insanlardan destek alıyorum zaten. Kür planlamamı yaptırıyorum. Bu isimden de ilerleyen videolarımda zamanı gelince zaten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün şundan bahsedecektim. Bana 5 tam öğün yazdılar arkadaşlar. Ve bu 5
Tam öğünde gerçekten aşırı bir çeşitlilik var yani besin anlamında ki bunların zaten videosunu çekeceğim birazdan siz de göreceksiniz. Yani bu programdan memnun muyum ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu programdan aşırı memnunum. Neden? Çünkü bir uygulamaları var ve bu uygulamada sürekli sana bildirimler işte su iç, antrenman yap, öğünlerini bizlere çek, at tarzında bir uygulama yapmışlar. Ve insanlar oradaki Kong ailesine bağlı olan yani uzaktan eğitim satın alan bireyler aynı Instagram'da olduğu gibi böyle bir ana sayfa var ve o ana sayfada yediğimiz içtiğimiz şeyleri paylaşabiliyoruz. Orada da işte fotoğrafları falan beğenebiliyoruz. Bir etkileşim halinde bulunabiliyoruz. Peki bu uzaktan eğitim sürecinde gerçekten bahsettikleri gibi ilgi az mı? Hani hep diyorlar ya işte ünlü kişilerden aldığınız zaman yeteri kadar ilgilenemiyorlar diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Aksine hani en azından benim için öyle bir şey yok. Çünkü bu programa başladığımızdan beri onlar bana daha fazla mesaj attılar arkadaşlar. Gerçekten bu konuda hatta çok şaşırmıştım. Çünkü sabah uyandığım zaman Buğra Hoca bana mesaj atmıştı. İşte Mehmet bugün işte bana form check atar mısın diye. Ben de hocam dedim işte hastalandım biraz falan işte daha tam formu oturtturamadım. Bir hafta sonra atsam olur mu dedim. O da bir hafta sonra tamam dedi. Ben sana yazmadan bana at dedi. Ondan sonra arkadaşlar haftaya oldu. Haftaya Perşembe günüydü ve sabah bir uyandım. Adam bana benden önce mesaj atmış. Mehmet hani söz vermiştin bana form gönderecektin diye. İşte burada gözüme girdiler dedim yani o kadar kalabalıklığın içinde bile yani nasıl bir sistem entegre ettilerse artık adam onu unutmamış veya unutturmamış o sistem ona. Ve adam bana kendisi sordu. Sürekli adam adam diyorum yani Buğra Hoca bana kendisi sordu bana form at diye. Ve zaten işte bu YouTube konumdan falan da bahsettim. Ve ileride bir gün nasip olursa da Buğra Hoca'yla veya Emin Hoca'yla bir antrenman yapmak, onların yanına gitmek, onları ziyaret etmek inşallah bana da nasip olur. Sizin gibi takipçilerime de zaten bunu da gösteririm. Hem eğlenceli bir video olur falan bir değişiklik olur. Siz de izlersiniz, keyif alırsınız. Şimdi daha fazla uzatmadan arkadaşlar bugün tam 5 öğünüm var ve 5 öğünü de göstereceğim ve Kongların bana yazdığı ilk göğüs, omuz ve arka kol antrenmanını sizlere göstereceğim. Şu anda biliyorsunuz Deka ve Boldenon gibi ilaçları bıraktım. Sadece haftada çok küçük dozlarda bir testosteron alıyorum. Ama arkadaşlar temiz beslenmenin ne kadar mucizevi bir şey olduğunu bu antrenmanda güzel bir pump yakalamayı umut ederek sizlere göstereceğim arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Burada ilk öğünümüzle başlıyoruz. Sabah kahvaltısıyla. Sabah kahvaltısında 5 yumurta beyazı, bir tam yumurta tüketiyorum arkadaşlar. Bir iki damla zeytinyağı koyuyorum tavanın dibine yapışmasın diye. Toplamda bir 70 gram da yulaf ezmesi tüketiyorum. İşte kalorileri yeni planlamama göre yavaş yavaş artıracağız. Öyle konuştuk. Burada ilk defa hayatımda tek elle yumurta kırmayı becerebiliyorum. Gerçekten videoyu çekerken beceremeyeceğim diye korkmuştum. Ama yaptım. Videoya başlamadan önce yulafımı tartmıştım. 70 gramda 66'ya düşmüş. Fark etmez. 3'ün 5'in lafı olmaz. Bu şekilde yediğim besinleri daha önceden benim yerime birisinin düşünmüş olması gerçekten çok hoşuma gitti. Artık ne yiyeceğim derdinden kurtulmuştum yani. Burada 5 yumurta beyazı, bir tam yumurtamız var. Burada 70 gram yulaf ezmemiz var. Burada da bir adet yeşil elmamız var. 10 adet badem, çiğ badem. Bir de günlük almam gereken multivitamin, omega 3, işte karaciğer koruyucu tarzında vitamin ve minerallerim var ve D vitamini de ekledik. Onu da unutmayalım. O da önemli bir etken. Burada öğünlerimi yiyeceğim arkadaşlar. Siz de beni izleyeceksiniz. Burada hayatımda ilk defa antrikot pişiriyorum. Arkadaşlar 100 gram da pirincim var orada.
Ben de normalde kırmızı eti çok tüketmiyordum ama programda ne yazıyorsa elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarla uymaya çalışacağız arkadaşlar. Burada da yaklaşık 250 gram antrikotumuz var. Gördüğünüz gibi çok lezzetli duruyor arkadaşlar. Brokoli ile süsledim. Bende böyle bir özellik var. Genelde ilk defa yaptığım şeyleri güzel yaparım arkadaşlar. Şu sululuğu görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu da yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Bir sonraki öğünüm yani üçüncü öğünümde 10 gram zeytinyağının üstüne arkadaşlar 300 gram patates koyacağım. Bu öğünümü de çok seviyorum. Bu öğünümde de tavuk kullanacağım. 180 gram tavuk göğsüne 300 gram patates tüketiyorum arkadaşlar. Bu öğünümde yanına 100 gram kadar salata ekleyeceğim. Bunu antrenmandan sonraya saklayacağım. Antrenmandan sonraki öğünüm olacak. Gerçekten bu da çok lezzetli bir öğün. Arkadaşlar kreatinimi içiyorum. Vitaminlerimi de içiyorum. Patatesi fırına koydum. Şimdi antrenmana geçeceğim. Antrenmana gitmeden önce kreatin içiyorum. Vitaminlerim. Bir 750 milim daha su tükettikten sonra antrenmana gireceğim arkadaşlar. Antrenmanda görüşürüz. Burada çok alakasız bir fotoğrafla size bir not düşeceğim. Arkadaşlar Deka gibi işte Boldenon gibi ne bileyim veya farklı anabolizanlar gibi ilaçlar kullandığım zaman kreatin kesinlikle tüketmiyorum. Böbreklere gereğinden fazla yük bindirdiğinden dolayı. Yani sadece şu an çok az bir dozajlamayla devam ettiğinden dolayı kreatin kullanıyorum. Yeni bir kür planlamam olduğu zaman kreatin kullanmayı bırakacağım. Bunu da altını çizmek istedim. Arkadaşlar antrenman programına başlıyoruz. Birazdan müzik çalacak ve antrenman bitene kadar müzik çalmaya devam edecek. Programa başlamadan önce sizlere kendimin de uyguladığı bir taktiği söylemek istiyorum. Hipertrofinin sürekli devam etmesini istiyorsanız yanınızda bir not defteri taşıyın veya benim yaptığım gibi telefonunuzdaki not defterine hangi hareketleri kaç tekrar kaç kilo yaptığınızı yazın arkadaşlar. Örneğin 90 kilo bench press'te bu hafta 8 tekrar yaptım diyelim. Sonraki hafta 9 tekrar yapacağım. Sonraki hafta 10 tekrar. Ondan sonra ağırlık arttırıp tekrardan 8'e düşüreceğim ve hiç durmadan sürekli bu döngüyü devam ettireceğim ve hipertrofi tabii ki de kaçınılmaz olacak. Beslenme ile bunu destekledikten sonra tabii ki. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Go.
what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you. Vakum çalışmaya başladım bu arada. Sabahları aç karnına vakum egzersizi yapıyorum. Bazen de antrenmandan sonra yapıyorum. Bu sayede belimin inceldiğini fark ettim ve karın kaslarımın kontrolü daha çok arttı. Şunu fark ettim, bu egzersiz gerçekten çok zormuş. Yani nefes nefese kalıyorsun. Bu profesyonel vücut geliştirmeciler nasıl sahnede böyle karınlarını içine çekip aynı zamanda saniyelerce nefesini tutabiliyorlar. Gerçekten şaşırıyorum. Hele pozdan poza atlamak gerçekten çok zor. Orada biraz dinlenmek gerekiyor. Ve zaten poz vermenin ne kadar faydalı bir şey olduğunu size daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yani vücudunuzdaki kasların kontrolü bu sayede artmış oluyor. Size de bunları yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Her antrenman sonrasında da poz verip kendi formumu kontrol etmeye özen gösteriyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Erken bir fırsatta doğru atlamaya çalışın. 8'e değil 9'a falan. Herkes beni dalga geçti ya bu diye. Niye? Ya ben başladığımda bunun yarısı değildim. O yüzden de tık daha az bir daha büyük. Kalkamıyorum kanka. Bakım yaparken olmuyor bak. Aynen. Normalde şöyle bak. Bak böyle yapabiliyorum da bak. Kanat açılıyor değil mi? Aynen. Vakum yapınca yapamıyorsun kanka ya. Allah Allah. Ona da uğraşma.
Sen bitti izledin de hani ön kol biceps bülkün düşünüyor. Kanka bütün bu sürede elman zorunda kalıyorsun bak. Normalde böyle kalkıyor da bak. Deneyeceğim. Çok daha iyi. Daha mı iyi? Daha iyi. Yani en azından bicepsi daha iyi gözüktü. Burada da antrenman sonrasındaki öğünümü görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten izlemiştiniz. Bunu yiyeceğim afiyetle. Eve geldim arkadaşlar. Sonraki öğünümüz 70 gram çikolatalı rice cream. Bir ölçekte çikolatalı protein tozum var. Bunun tadını çok beğeniyorum açıkçası. 5. öğünümde yani son öğünümde arkadaşlar 4 yumurta beyazı, 2 tam yumurta, 20 adet çiğ badem, 30 gram sebze, glutamin ve vitaminlerin bulunmakta. Bir videomun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın.